Merhaba arkadaşlar ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar 9. sınıfların konu anlatımlarına devam ediyoruz. Bu seferki konumuz enerji kaynakları ve verim. Eğer hazırsanız arkadaşlar hadi gelin konumuza geçelim. Arkadaşlar bu konuda verim ve enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Kuvvet kavramını iyi anlayabilmemiz için enerji ve enerji korunumunu iyi anlamamız gerekli. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmanızı itinayla rica ediyorum arkadaşlar. Evet verim ne? Verim yapılan işin harcanan enerjiye oranı ya da sistemden alınan enerjinin sisteme verilen enerjiye oranı olarak ifade edilir. O halde verim yapılan iş bölü harcanan enerji ya da alınan enerji bölü verilen enerjidir diyebiliriz. Bu oran arkadaşlar 100 ile çarpılırsa sistemin verimi yüzde olarak ifade edilmiş olur. Bir sistemin verimi hiçbir zaman birden büyük olamaz. Verim birden küçük ya da bire eşit olabilir. O halde verim küçük eşit birdir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bazı araçlar ve bu araçların verimleri verilmiş arkadaşlar. Elektrik motoru %80, elektrik jeneratörü %75, floresan lamba %50, araba motoru %15, flamen ampul %10. Bir de arkadaşlar enerji verimliliği etiketi diye bir şey var. Bakınız A++++ yani en üst düzey enerji verimliliğinden bahsediyoruz. Kırmızı en kötü yeşile doğru gittikçe enerji verimliliği artıyor sevgili arkadaşlar. Bir makine 750 jül iş yapmak için 1000 jül enerji harcamaktadır. Makinenin yüzde verimi kaçtır? Arkadaşlar ne yapacağız? Yüzde verim 750 bölü 1000'den ne diyeceksiniz? Yüzde 75 diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir inşaat motoru 20 kilo kütleli yükü yerden 15 metre yükseltmek için 5000 jül enerji harcamaktadır. Bu vincin verimi yüzde kaçtır? Arkadaşlar biz ne kadar potansiyel enerji kazanmışız? 20 çarpı 10 çarpı 15'ten 3000 jül. 3000 jül potansiyel kazandırabilmek için 5000 jüllük iş yapmışız arkadaşlar. Yani yüzde verimimiz 3000 bölü 5000'den sadeleştirmelerimizi yaparsak yüzde 60'tır sevgili arkadaşım yüzde 60. Verimi 75 olan bir makinenin yaptığı iş 1500 jüldür. Bu makinenin harcadığı enerji kaç jüldür demiş. Arkadaşlar ne yapacağız? 75 bölü 100'ü 1500 bölü x diyeceksiniz. Ne kadar enerji harcadığını bilmiyorsunuz makinenin. 75 ile sadeleştirirseniz arkadaşlar buradan 20 gelir. 20 ile çarparsak x eşittir. 2000 jül. Demek ki biz 2000 jüllük ne yapmışız? Enerji harcamışız diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar şekildeki vinç 12 kilojül iş yapmak için 15 kilojül enerji harcamaktadır. Yüzde verimini soruyor. Yine arkadaşlar yüzde verim 12 bölü 15. Sadeleştirelim 3'e bölelim. 4 bölü 5 eder. 4 bölü 5'i de genişletirsek arkadaşlar 20 ile çarpın hem payını hem de paydasını. O zaman %80'lik bir verim olduğunu göreceksiniz. X, Y, Z makinelerinin harcadıkları enerji ve yaptıkları işler şekilde tabloda verilmiştir. Bu makinelerin verimlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar Harcanan enerji x'te 4 yapılan iş 3. Yani 3 bölü 4'lük bir e, verimimiz var. Bu da arkadaşlar %75 demek. Y'de arkadaşlar 3 bölü 8'lik bir verimimiz var. Z'de de 4 bölü 8'lik yani %50'lik bir verimimiz var. Bunu da arkadaşlar ne yapabiliriz? 12,5 ile genişletebiliriz. 12,5 çarpı 12,5. Bu da arkadaşlar %37,5 yapar. Evet bu şekilde x, y ve z'nin nelerini bulduk arkadaşlar? Yüzde verimlerini bulmuş olduk diyoruz. Enerji kaynakları arkadaşlar yenilenebilen enerji kaynakları ve bir de yenilenemeyen enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela güneş yenilenebilen, rüzgar, hidroelektrik, dalga, jeotermal, biyokütle ve hidrojen bunlar Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz bir de nükleer enerji yenilenemeyen enerji kaynaklarından. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır demiş. Güneş, rüzgar, dalga, jeotermal, kömür. Az önce söyledik kömür yenilenemeyen enerji kaynaklarından. Aşağıdakilerden hangisi fosil enerji kaynağı olarak adlandırılır? Su, hidrojen, jeotermal, güneş, petrol. Tabii ki petrol arkadaşlar. Neleri gördük? Verimliği gördük. Enerji kaynaklarını gördük. Ödüllü sorumuz da bu arkadaşlarım. Ama bu ödüllü soruyu bir sonraki konu anlatımında çözeceğiz. Şimdi bir önceki konunun ödüllü sorusuna bakalım. Evet arkadaşlar ödüllü sorumuz bu. Yerden H kadar yükseklikten K noktasından yatay olarak fırlatılan bir topun izlediği yörünge yukarıdaki şekilde görülmektedir. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar top gitgide daha az sekiyor değil mi? Topun mekanik enerjisi hareket sırasında azalmış arkadaşlar. Gitgide azalmış. Topun mekanik enerjisi sürtünme ile ısı enerjisine dönüşmüştür. Doğrudur. Top her seferinde yere aynı kinetik enerjiyle çarpmıyor. Çünkü gitgide azalıyor arkadaşlar. Yükselme miktarı azalıyor. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşlarımız hemen aşağıda arkadaşlar gösteriyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.